Continue kanalından herkese merhaba arkadaşlar. İlk videomuz, o yüzden çok heyecanlıyım. Bu kanalda ne var? İlk önce onlardan da bahsedeyim de. Bu kanalda envai çeşit oyun var. Yani benim imkanlarım dahilinde olan her türlü oyunu oynayıp, çekip, eğlenmek, beraber zaman geçirmek istiyorum. Tabii şöyle yapalım aslında. Bu ilk oyun, kanalımın ilk videosu ve ilk oyunumuz King's Bounty olsun istedim. King's Bounty The Legend. Legend tabii neyse. İlk önce arkadaşlar, İlk videom olduğu için hem biraz kendimi tanıtayım istedim, hem ortak güzel bir oyun oynayalım istedim. Strateji tabanlı güzel bir oyun, eski bir oyundu. Kaç yıl hatırlamıyorum, 2009 çıkıştı galiba, bayağı eski ya. Niye bunu oynadığımızı da anlatacağım, oyunu da anlatacağım. Beraber de güzel eğlenelim istiyorum, o yüzden böyle bir oyun seçtim. Belki böyle 10.000 abone falan olursak, belki kanaldaki aboneler geri dönüp der ki ulan bu Cimbele'nin ilk videosu nedir acaba falan diye zıplayıp izlediğinde en azından neden bu oyunu oynadım, işte ne yaptım, kimim, ne işim var lan burada falan gibisinden sorulara cevap bulabilirler. Oyunumuza New Game'den başlayalım arkadaşlar. 3 adet bizim sınıfımız var. Warrior, Paladin, Mage. Bu 3 sınıfın da ayrı kendine has özellikleri var. Çok farkları yok ama şöyle diyebiliriz. Warrior daha çok atak bazlı, şampiyonlarına güvenen, kendi statlarına güvenen bir sınıf. Paladin, Mage ve Warrior arası bir sınıf arkadaşlar. Her ikisinden de tadımlık yani koymuşlar. Mage ise tamamen sihir odaklı ama tabii ki hani askerlerimize de önem veriyoruz ama sihir odaklı bir sınıf. Ben istiyorum ki Warrior ve Mage arası olalım, iki tarafı da oynayalım ve bu oyunu ilk defa oynadığım sıralarda Paladin seçmiştim. O yüzden Paladin'le bu seriyi başlatmak istedim. Yukarıda zorluk derecelerimiz var. Easy, Normal, Hard, Impossible. Ben burada arkadaşlar ne Easy alacağım ne Hard alacağım. Normalde oynayalım. Yani oyunun çıkış şeyiyle oynayalım. Burada neyimi seçebiliyoruz arkadaşlar. Tabii adımı da söylemedim ya. Çok özür dilerim. İsmim Tarık Atasoy. Kanalın adı ise Continue. Neden Continue? Onu da efendime söyleyeyim. Şey derik. Continue. Amblemlerimiz var. Amblemlerimizi hızlıca gösterelim. S işareti, S kim ya? Bu A olsaydı olurdu. Efendim bir atımız var, bir kalemiz var. Biraz polise benzeyen bir amblem. Ağaç var falan da filan, kalp. Love boyuz arkadaşlar, kalp. Çok çirkin bir amblem ya. Çirkin olduğu için bunu seçtim. Tabii size güzel gelmiş olabilir. Şimdi burada diyor ki Kral Mark. O kadar. Başka bir şey bilmiyorum. Kral Mark bir şeyler yapmış galiba. Bir şeyler karıştırmış. Geçelim abi ya. Skip yapabiliyor muyuz? Şimdi arkadaşlar tutorial kısmında başlıyoruz. Burada diyor ki you are the Kral... yardım edecek diyor. Şimdi burası arkadaşlar bir çeşit tutorial. Ve biz buradan bu 3 kapıyı da açacağız. Sırayla gireceğiz. Tutorial'ı tamamlayacağız. Burada bir sandığımız var. Sandığımızı açalım. Lock it diyor. Çünkü bu bize anahtar verecek. Seni bir test edelim yani. Aa, continue yazıyor. My fed will back on my shell falan filan. Neyse. İngilizceniz yoksa arkadaşlar en yukarıdakine tıklayın. Sizi ana göreve gönderiyor. Şimdi burada dedi ki git dedi, bir ejderha var dedi. Hazineye falan şey oluyor dedi. Ejderhayı bir yiye gel bakalım dedi. Ondan sonra diyor ki işte böyle bir büyücüler var, şu büyücülerle bir kapış falan filan diyecek. Ondan sonra diyecek ki hadi git bakalım bir de hazineleri falan bul diyecek. Burası bizim kahramanımızın ana sayfası arkadaşlar. Saldırı, defans, intellect yani bilgimiz var. Burada altın, rage, mana. Rage fiziksel saldırı yapmamıza yarıyor. Savaş içinde mana da büyü saldırıları mantıken. Ve bizim çeşitli itemlerimiz olacak. İşte bunları ilgili yerlere koyacağız. Zamanla öğrenelim. Hepsini bir anda böyle beyninize vereyim istemiyorum. Burada da arkadaşlar skill'lerimiz var. Mind, Magic. Bize arkadaşlar Knight ve Horseman olmak üzere iki çeşit özel special ünite verdi. Bunlar çok önemli. Üniteler ciddi anlamda bize özellik katacak. Böyle aralarda şömlekler çıkıyor. Büyü çıktı. Yavaşlatma. Bunlar, bu büyüleri de size zaman içinde anlatacağım. İki tane Magic Kristal. Bu Magic Kristalleri de büyüleri tabumuzda kalıcı hale getirmek ve levellerini yükseltmek için kullanıyoruz. Bakın ejderhamız burada. Selamu aleyküm birader. Selamu aleyküm. Müslümanmış değil mi? Aleyküm selam evladım. Ortadaki altınları falan filan ne varsa toplayacağız. Şöyle arkadan önden gel, buradan gel. Buradan gel. Gülüşe bak lan ejderha. Ha, ne biçim dedi? Toplayalım da öyle kapışalım. Burada bir dummy var. Bu dummy'yi galiba istedi o. Onu bana getir dedi herhalde. Ama tabii ejderhayı da yok etmeden çıkamayız buradan.
Burada arkadaşlar oyunun tarzını göreceğiz. Sıra tabanlı bir oyun. Burada sırayla işte karşıdaki rakiplere göre saldırıyoruz. Biz ilk önce ilk hatamızı Horseman ile verdi. Horseman'le bir şuradan bir kargayı sokuverelim. 76 üf 207 kritik. Kırmızılar kritik demek arkadaşlar. Normal vurmasının üstünde. Şimdi büyücümüz, okçumuz, işte efendime söyleyeyim köylü mü diyeyim buna, çiftçi mi diyeyim, peasant köylümüz var. Knight'ımız var. Büyücüyle genelde bufflayacağız arkadaşlar. Baştaki can basıyor. Sonraki de kutsama. Ne yapıyormuş? 2 tur boyunca hedefi kutsar. Maksimum hasara çıkmasını sağlıyor. Mesela bu ne demek? Ben şimdi bunu bir kutsayayım. Oh ne güzel kutsadım ama. Kutsayacağım dedin 50 yom. Muhabbetine dönmesin. Bunu da kullandığım skill'de yavaşlatmaya yarıyor. Şuradan bir bakın. Üzerine geldiğinde ne kadar hasar vuracağını görüyorsunuz. Bu sayıları da anlatacağım. 122-157 arası hasar veriyormuş. Bile satarsam maksimum yani 157'yi vuracak. Yani en fazla vurduruyoruz. Bu da köylümüz 12-23. Çok vurmuyor maalesef. Özel ünite değil çünkü. Şimdi bakalım. Horseman arkadaşlar. Atak 31 bilmem nesi falanı fistanı var. Vur gitsin abi ne şey yapıyorsun. Da yanlış yerden vurduyduk galiba. Ha yok tamam. Ünite başına arkadaşlar adamlarımız kuvvetleniyor. Bu ne demek? Mesela 2 birim köylümüz var ve 3 birim okçumuz var. 3 birim okçu 5 hasar vuruyor çünkü adedi 18 atakmış. Tamam mı? 3 ile çarp bunu 54 yapar. 54 atağa sağlar. Eğer ki sen buraya 1000 tane okçu koyarsan burada 10.000 hasar da çıkartabilir bu. Yani bir nevi ne kadar üst üste steklenirse yani ne kadar çok asker sayımız olursa o kadar fazla, bak bir vuruyor görüyor musun? 2 tane köylümüz var çünkü. Yani bir nevi aslında sayı kadar askerimiz var gibi düşünebilirsiniz. Mesela benim 7 tane horsemanim var, 10 tane knight'ım var falan. 6 kritik ne utanmadım mı be. Burada bizim büyük tavımız var. Burada can basabiliyormuşuz. Şuna bir can basalım. 55 can. Altta can barını görüyorsunuz. Evet kills 1. Artık öldürebilirmişiz. Bu arada bu ejderhanın canı arkadaşlar 700'müş. Yani toplam 700 hasar attığımızda bir birim öldürebilecekmişiz. Tabii ki her birimin health düzeyi, HP düzeyi farklı. Mesela bundaki health 26'ymış. Yani sen buna 30 hasar vurursan garanti bir tane birim ölüyor gibi. Gibi. Neyse bu öldürelim de artık şuradan çıkalım ejderhanın da. Bu ejderhayı biz sanayide okutur muyuz acaba kanatlarını falan? 2200 de altın verdi. D arkadaşlar D tuşu. Yeri kazıyor. Yerin altından bazen sandık mandık çıkıyor. Buraya ben her tarafa tıklamıştım. Zamanında hiçbir şey yok. O yüzden dümdüz akıp gideceğim. Evet buraları araştırmıştık. Çıkalım artık. Diyelim ki Richard ne oldu senin o ejderhalara? Prensesi kurtarabildin mi diyor. Ne prensesi moruk? Prensesi mi kurtarabildin? Ya da devam etmek istersin. Yok kurtarmadım. No problem kardeş. Öldürürüz. Hepsini öldürüp geleceğim diyorum. Necromancer. Bu arada bize yardımcı olsun diye büyü verdi. Flaming Arrow. Bunu kesinlikle kullanmayacağım ki sonradan öğreneyim kalıcı olsun. Şimdi burada Necromancer'lara hello diyeceğiz. Justin bile demedi. Devam edelim. Burada mumlar falan var. Galiba buna dalmayacağım ben. Bir dalmadan şuralara bakayım. Bakayım sandık var. Güzel. 280. Bu arada ben bu oyunu ne kadar oynadım? Niye oynadım? Onları da değineceğim. Burada bir leadership'imiz var. Leadership de şu. Ne kadar fazla leadership'imiz olursa o kadar asker alabileceğiz. Bunu göreceksiniz zaten. Selam dostum. Sana bir kafa atabilir miyim? Oyun arasında da bazen böyle sandıklar var. İçinden ne çıkacağı belli olmuyor. Bazen büyü bazen para. Ben tabii ki her zaman sandığın üstündeki parayı alıyorum yani. Horseman'de bir sonraki turunu onun için kullanacağım. Şimdi bu kustamayı ben harcamayacağım. 1-2 kill yani 1-2 ünite öldürüyormuş. Neyse vuralım biz şimdilik geçsin. Bu arada çok hasar yedik ha. Asker sayımıza dikkat etmemiz iyi olur. Helling var. Şöyle bir gidelim. Niye bu oyunu oynuyorum? Pekala şimdi geldik en cafcaflı soruya. Çocuk zamanlarım arkadaşlar benim hani hayatımda hiç böyle güzel bir bilgisayarım olmadı. Hiç böyle doya doya oyun oynayamadım. Doya doya değil aslında oynayamadım yani direkt. Bilgisayarım babam bana tabii eski çocukluk zamanları burada bir bilgisayar getirmiş. Çalışmıyor. Ben de çeşitli kitaplardan işte bilgisayar kitapları falan vardı o sıra elimde. Onları okuya okuya bilgisayar tamir etmeyi öğrenmeye çalışıyorum. Velhasıl kelam bir gün bu bilgisayarı tamir edebildim. Çalıştırmayı başardım. Tek atacağız buna. 336 güzel vurdu. Bu bilgisayarı tamir ettim. Ondan sonra tabii kullanmaya başlıyorum ama çok iyi bir bilgisayar değil yani. RAM'i falan kötü, o su kötü, bu su kötü. Buna bir can basalım da. Çünkü lazım olacak bu birimler bize.
19 kill. Tamam, bunu da tekliyoruz. Oo, 487 kritik, çok iyi. Bir bless atar mıyız ya? Şuna bir bless atalım belki. Bizim köyle gitmiş bu arada, okçu da gitmiş. Adamlar direkt ona vurmuş, hiç farkında değil. Neyse, o sıralar işte bilgisayarda CD kısmı falan var. Level dergisi alıyorum o sıralar. Level dergisi de o zamanlarda hala yapıyorum bilmiyorum. Bir şey verdi. Bunu şeye vereceğiz, bu kitabı. O şövalyeyi vereceğiz. Almadığımız bir şey var mı? Yok. Level dergisi de beleş oyunlar falan veriyor böyle. İşte bazen demolar veriyor. Ben de bilgisayarın kaldırdığı kadarıyla oynuyorum. Bu oyunu vermişti. Ben de hala duruyor olsaydı. King's Bounty full vermişti. Tabii ben Steam'den satın aldım bunu. 3-4 lira bir şey. Haberiniz olsun. En yukarıdakine tıklıyorum arkadaşlar. Evet diyor. Temiz. Bir de buraya bir hadi gidelim bakalım diyor. Burada da hazineler var. Burada da arkadaşlar şey diyor. Yerin altında benim diyor botumu bul getir. Bu arada bir tane şey bulduk. Bunu takalım. Kartlar bir şey tekerleği. Ne arttırıyormuş mesela bu? Bu 2 defans veriyormuş. Eksi 1 intellect kaybettiriyor. Bu artı 1 atak veriyor. Bunları da anlatacağım. Şimdiden açmıyorum. Neyse ben bu oyunu yükledim ve de çok sevdim. Bir sandık daha bulduk bu arada. İlgi çekici bir şey yokmuş. Burada böcek var. Hem mağaradaki yaratıkları öldürmek zorundayız hem de yerden, yer altında olan hazinelerin hepsini bulmak zorundayız. Ya niye gittin botsun sen? Niye gittin sandığımı açtın? Ya sen ölmeyi hak et. 3 askerle temizleyebilir miyiz? Bence temizleriz ya. Neyse bilgisayar da benim RAM'i kaldırmıyor. İşlemcisi kötü, bilmem nesi kötü. Tabii çok kötü ciddi anlamda. Belki hani 64 MB RAM'i vardı, 128 mi vardı, yalan olmasın. Hatırlamıyorum, çok eski. Tabii hayatım hani böyle bozuk bilgisayarlarla geçti. O sıralar işte Kings bir birim gitmiyor. Oo güzel güzel. Can basmaya gerek yok. Atak yapalım. Şuna bir kez vuralım. Bu oyunu çok sevdim. Ama tek sıkıntı şuydu. Level 1 sen, level 2 olduğun zaman bilgisayarda oyun çöküyordu. Yani hiçbir zaman level 2 olamıyorsun. Yani olmaman gerekiyor daha doğrusu. Oluyorsun ama oyun çöküyordu. RAM'den dolayı zannediyorum ya da yazılımsal bir sorun çok büyük ihtimalle. Tabii o sıralar format nedir, o nedir, bu nedir bilmiyorum yani. Bu bless atmaya gerek var mı? Atalım hadi. King's Bounty o sıra oynayamıyordum. Yani level almamam gerekiyor. Level almamak da şu demek. Bu arada bunu yere mi sabitlediler? Ben niye hareket edemiyorum? Aynen şey bir tane örümcek ağa atmış. Diyor ki hareket edemezsin. Evet tamam. Def atalım. Def atabiliyoruz. Onda da defansı kuvvetleniyor. Biri saldırırsa mantıken otur çok hasar yemiyor. Neyse sıkıntı yok. Zaten bu bize verdiği şövalyeler. Hani kraliyet şeyleri. Burada sandık var mı? Yer altında bir hazine yok. Tamam. Şöyle temizle. Gidelim. Muhabbetimizi de edelim. Şuraya gidelim. Bu arada counter attack denen olay da var burada. Mesela bak biri o bize saldırdı. Saldırdığı için biz ona ekstra saldırı yapabiliyoruz. Ama bir tur içinde başka birisi saldırırsa ikinci counter attack yapamıyor arkadaşlar. Şimdi mesela bu örümcek buna vurdu. Biz counter attack yaptık. Bu örümcek gelip tekrar buna vurursa tekrar counter attack yapmıyor. Yani bir tane şansı var. Onun gibi bir şey işte yani. Biraz da anlatıyorum ki bu oyunu oynamak isteyenler oynasın. YouTube'da bu arada bunu çeken kimse yok. Ya ben zamanında dedim ki açayım izleyeyim hani hatıralarımı yağlayayım falan. Baktım yok bir kişi çekmiş, o da işte mikrofonu kötü, kamerası yok, çok kaliteli değil. Bir kısma kadar çekmiş, hepsini de oynamamış. O yüzden tatsız tuzsuz gelmişti bana. Dedim ki lan ben çekeyim bunu yani hani izlenir mi izlenmez ama ben çekeyim dedim hani. 3 tane de izlense, 5 tane de izlense ben bu oyunu oynamak istiyorum, çekmek istiyorum. Yani çocukluk hayalim bile. Neyse. Şuralarda sanki sandık var gibi ya. Aha vallahi buldum. Bir şey çıktı. Şişe çıktı. Burada bir şey var mı? Yok. Ben D'yi sürekli basıyorum, kazarak gidiyorum ki arkadaşlar buralarda bir şey var ise kaçırmayalım. Şurada, şuraya geçebiliyor mu? Burada bir şey var mı? Yok. Buraya geçebiliyor mu? Geçiyor. Buralarda hiçbir şey yok. Zaten buradan gelmiştik. Biraz kafam döndü. Aha sandık bulduk bir tane. Eski ayakkabı. Hemen giyelim. Bu nedir? Draven Beer. Uyuzet içen. Uyuz yapamıyoruz ama değil mi? Evet dursun bakalım. Neyse ne. Aha bir sandık daha. Ne bu? Bunu şapka diye mi takacağız? Ulan kafamıza kase tak geçirdik ya. Kase midir? Çanak mıdır artık? Şimdi bizim o Iron Bey'in
Ay botlarını arıyorduk biz değil mi? Neredeydi o botlar peki? Bulduk mu daha doğrusu? Şu muydu acaba ya? Yok o olamaz ya. Bu sandığın nerede olduğunu bilmiyorum açıkçası. Neyse bulamazsak şey dedik ya. Şuradan şu kısma devam edelim. Belki oralarda falandır. Şurada zaten bir kısım vardı. Abi sandık daha düştü. Iron tool. Demir dişlemek herhalde. Şuna bir tek atayım. Bir de böyle maplerde şey var. Tarafsız heykeller falan var. Mesela bu hasar veriyor rastgele. Yakınlarında kim varsa ben yakınımda olacağım için bana vurabilir. Karşıya da vurabilir. Değişiyor. Ben öyle bir risk almak istemedim. Direkt şey yaptım. Seni kusayım. Neyse. Devam edelim konuşmamıza. İki level olamıyorum. İki level olmamak da şu demek. Hiçbir zaman fightlara girmeyeceksin. Fightla girmezsen gelişemiyorsun. Sadece şöyle kaça kaça maplerde böyle haritada büyüler var. İşte topluyorsun. İşte magic parçalar var. Skill'leri yükseltmek için onlar var. Altınlar var. İşte gemi satın alıyorsun. Gemiyle gidiyorsun istediğin yerlere görebiliyorsun ama hiçbir zaman hiçbir yaratığı kesemiyorum. Bu ne demek? Oynayamıyorsun yani. Oyunun asıl mantığı bu. Oynayamıyorsun. Hani en büyük hayallerimden biri ben bu oyunu oynayayım. Yani bir şeyleri keseyim, vurayım. Mesela güzel görevler var, yapamıyorsun, kesemiyorsun. Şu anda da sağ olsun bir abimiz derslerim işte iyi olduğu için, çalışma sistemim iyi olduğu için bu bilgisayarı bana hediye etti. Sınavdan aldığım bir sonuç karşılığında diyebilirim. Şimdi level 2 diyor ki level 2 oldun, şunları kazandın. Aynı zamanda şunlardan birisini seç. Yani 100 leadership mi, atak mı istersin diyor. Ben leadership de seçebilirim, atak da seçebilirim. Atak seçeceğim arkadaşlar. Leadership de önemli ama şu an için çok da kasmaya gerek yok onu. Buralarda başka sandıklardan bir tane daha çıktı. Artifact. Heh, bunu arıyorduk galiba biz. Iron Master. Aynen Iron Master. Biz onu vereceğiz değil mi? Knight Boots. Diyebiliyor muyum? Ha yok tamam bak quest diyor. Tamam. Bulduk galiba. Zaten aşağıda quest kısmı varmış. O yanıp sönüyor. Neyse. Oyunda hemen hemen her deliğe girip çıktım. Tabii yaratıkları kesemediğim için kıtalara gidemedim. Kıtalar da var. Hani onları ilk defa öğrendim. Dedim ki ya ben bu oyunu bir gördüm. Hani bir oynadım bir kısma kadar. Ondan sonra dedim ya ben bunu çekeceğim. Ve bu oyunu bitireceğim. Yani bitirebilir miyim bilmiyorum ya biraz fazla da. Belki bir yerde salarız. Bilemedim. Bilemem artık. Şimdi kral markamız bu. Dışarıyı da göreceğiz. Birazdan artifakt falan değil mi? Şimdi burada diyor ki burada itemler var, ekipmanlar var, sihir şeyleri var. Bu karakterlerden görev alabiliyoruz ki alacağım ismi varsa bir şeyler. Okumak istemiyorum çünkü o kadar çok şey okuyamayız yani. İşte bu kısım arkadaşlar ordu kısmı. Her NPC mi diyoruz artık? Bot olmaz mı? NPC'lerden şey alıyoruz. İşte yaratık, görev bilmem ne, işte asker alıyoruz. Şimdi ben mesela köylü alacağım. Bakın en fazla 20 tane alabiliyorum şimdi. Çünkü benim şeyim yetmiyor. Neydi o? Leadership'im yetmiyor. Okçum ölmüştü, okçu alayım. Bir tane de Swordsman alayım. Bunlar başlangıç için önemli. Bir de büyücüm var. Büyücü de gidip alacağım zaten. Bunlar da çeşitli şeyler. Bunlar şimdilik kalsın. O kadar paramız yok. Ne kadar bizim para? 6000 paramız var. Buradan da büyücümüzü alıyoruz. İki tane mi aldım? Aynen leadership yetmiyor diyor. Artı 300 leadership veriyormuş. İntiyatif veriyormuş falan. Iron Damian. Birader var mı görevim? Quest log update. Herhalde var birini. Bir de Master Richard var arkadaşlar. Bu da işte çeşitli şeyler veriyor. Yok mesela 3 levellik kabili nedir falan. Görevler veriyor. Hayır istemiyorum. İstemiyorum. Hazır değil. Şimdi büyücümüzü aldık. Şey alacağız bir de. Buraya tıklayınca manamız doluyor. Bunun da bir görevi var. Bu da yanlış hatırlamıyorsam okuyayım da. Diyor ki bizim diyor bir balon düştü. Git onun diyor kara kutusunu bize getir. Onu getireceğiz. Açık haritamız arkadaşlar. İşte ben ilk zamanlarda oynadığımda bunları hep dalamıyordum. Ne yapıyordum biliyor musunuz? Mesela şunun arkasındaki kristali mi alacağım? Bakın. Saatlerce uğraşıyorum. Geliyorum buraya. Bu arada görevimiz var. Bunlar da plugin topluyor diyordu. Geliyorum. Böyle kızdırıyorum onu tamam mı? Bana saldırmasını sağlıyor. Geliyorum böyle. Hop 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 hop. Pazar. Sonra bunu alıyorum. Eğer ki ben çıkana kadar bu yaratık şeyse çıkamadıysam sev alıyordum geri dönüyordum. Şimdi mesela ben bundan kaçamam. Kaçabilir miyim? Kaçamadım. Saldırdı. Geri çıkıyordum mecbur. Öyle oyun oynanır mı? Oynuyorsun yani. Ben mesela bir ayda saatlerce oynuyordum. Hiçbir şey ilerleyemedim. Ama bunda mesela
2 saatte neredeyse bir haritayı bitiriyorum yani. As Swordman'e bir bile satalım. Bu yavaşlatıyor arkadaşlar, bildiğim kadarıyla slow atıyor. Yani herhalde turu geriye düşürüyordu, öyle bir şey vardı. Anlamadım, neyse. Vurunca 8 kill olacakmış, güzel. Çayımı da içebilir miyim? 8, tam ki öldürüyorum. Bakın 105 vurdu, görüyor musunuz? 1 vuruyordu, 52 birim. Köylü olduğu için daha fazla vurdu. Bir nevi üst üste birikiyor yani. Hani stepleniyor değil mi? Birikiyor yani. Şimdi büyücümüz vurursa çok bir şey yapamayacak. 1-3 alacak. 1-3 kill. Tamam, 1-3 kill değildir yani. Bir de şöyle bir şey var. Bu 17 birim ya. Bu benim askerime 30 vuracak diyelim. Ben bunu biraz azaltıyorum ki 30 vurmuyor mesela, 15 vuruyor. Yani o da sonuçta birim kaybediyor. Vereceği hasar da azalıyor. Yani aslında ilk önce ben bunu öldüreyim demek yanlış bir şey. Çünkü sayılarını azaltırsanız size sonraki tur hepsi azalır. Yani vurabildiğiniz kadar daha fazla hasarı, birime hasar vurmanız lazım. Tek bir birime odaklanırsanız kaybediyorsunuz. Böyle de bir özelliği var. 16. Ya utanmadım bunu. 4-5. Bu da okçu arkadaşlar. Yakınındakine daha az vuruyor. Uzaktakine daha çok hasar veriyor. O yüzden böyle bir tık geri. Bir de counter atak yapmasın diye arada boşluk var. Hani eğer buradan vursaydım o bana geri vuracaktı. Bak geldi bana vurdu bak. Namussuz, bana niye vuruyorsun? Dibinde adam var orada. 11 nedir ya? Oy, 41 kritik. 41 kritikle aşağıda da burada lock var. Mesela 41 kritik attığı için bir tane bowman'ı öldürmüş. Öyle diyor. Şimdi ben şuna bir bile satıp tekletebilirim onu. 16. Ah be, keşke şey yapmasaydım. Neyse. Ya sen defte moruk. Bu öldürecek zaten. Bu arada 2x hızında oynuyorum. Biraz daha seri keselim diyor. Auto da var. Auto'ya da alabiliyorsun. Şöyle bir kazanım, buralarda bir şey var mı? Yok. Şimdi askerimiz öldü ya. Hasarımız azalmasın diye ben gidiyorum buraya şey yapacağım. Askerlerimi yine pulleyeceğim. 3 tane bundan öldü çünkü. 4 tane bundan öldü. Exit. Büyücümüz ölmüş müydü? Büyücü bir tane ölmüş. Hiç yok değil. Biz buradan görev almadık mı? I want that yapalım. Ha, şimdi alabildim. Demek ki her zaman en üsttekine tıklamadık. Burada bizim arkadaşlar şey büyücümüz var. Ne o büyücünün adı? Archmage miydi neydi? Bu biraz daha fazla özellik veriyor. Bunun da 3 tane becerisi var. Onları da anlatayım şey olunca. Burada da büyücü var. Aynı ordudan, aynı armiden olabiliyor. Bakın kristal. Buralarda sandık var mı? Aha, sandık varmış. İyi ki basmıştı. Bir kristal da oradan çıkmıştı. Burada da görev var galiba. Aynen, bir şeyler görevi var. I want testus şu galiba. Save question. Ulan yanlış yere tıkladım. I have quest log updated. I want prayer. Şöyle yapalım. Yok. Bu olmadı. Thank you. I hate little school quizzes. I hate demeseydik iyiydi ya. Neyse ya, onu da ayarlarız. Şimdi şu diki, bunların hepsini tek tek tıklıyorsun, dolaşıyorsun. Bir de map'i göstereceğim size çıkışta. Bir de bunu anlatayım. Bu arkadaşlar defans atıyor. Kısaca istediğin bir birime def atabiliyorsun. Hasar bonusu almak için ikinciyi kullanıyorsun ve telekinezi var. O da şu. Mesela bir birimi herhangi bir yere, bir birim öteye ittirebiliyorsun. Mesela bunu bir tık öne ittireyim ben. Niye? Buraya yakın gelsin. Bu da buna vursun diye. Hani puştuk yapayım. Bir bile satalım. Şuna bu bile erken mi oldu? 2 tur sürüyordu. Buna dokunmayacağım. Şuna soğutma atarsak. Mesela bu 2 birim yürüyor ya. Ben soğutma atarsam zannediyorum 1 birim ilerleyebilecek. Bu da benim işime gelir. Ama zaten bu 2 birim ilerliyor. Bu 3 birim ilerliyor galiba. Şunu atalım ki bize ulaşamazsın. Uzaktan ufak ufak dökelim. Şu sandığı alsaydık iyi olurdu ya. Şu aşağı bak. Aynen bak, 2 birim yürüdü. Bu 3 birim yürüdü, bu 2 birim yürüdü. Yani bir nevi şeyini azaltıyor işte gidişatından. Her birim bu arada farklı yürüyor. Mesela bu köylü 2 birim yürüyor. İşte bizim asker 3 birim yürüyordu falan filan. Bize vurmazsın ya. Kime vurdu? Ulan yine bize vurdu, görüyor musun? Taraf tutmayın. Şuna bir kalkan atacağım. Buna ben tanklatırım. Hell basmayalım. Hell basmayalım. Hell. Şuna vurdum. 2'ye 5 alıyor. Güzel. Öndeki köylüye aslında haklarsak o ölü bir kırtık. Çok iyi. 10 tane öldü. Vallahi ben aç gözlülük yapacağım. Sandığımı açacağım. Ne çıktı? Last Hero. Bu büyülerin hepsinin bir özelliği var da.
açıkçası benim hepsini tek tek de açıp okumadım açıkçası yani gerçekten. Şunu öldürelim ya, çıksın bu arada. Kime vurdu? Ulan oğlum, dibindeki adama vurmuyor. Evet, kimi azaltalım, kimi azaltalım. Şuna vuralım ya, bu arkadakilere vuracak bak. Onun öyle bir niyeti var. Kutsa beni peder. Yani biz çok az vuruyoruz buna ya. Bir kill mi? Bir kill mi? Şunun önünü kapatayım ya. Yoksa bu gidecek büyücüye, okçuya vuracak. Güzel, biz 25 vurduk. 23, 56, 20. İkinci counter hata yapmadı. Şimdi 2 kill alıyor. Bundan 17 kill. Şunu tek yiyelim biz. 100. Çok iyi. Tam 100. Ya abi bana vurma artık, lanet misin sana ya abi. 3, 2... Arkadaki büyücüyü acaba Blessing'e satar mı? 3 atak. Şimdi şuna bir can basalım. Bu arada hocanın da bir yüzdelik olarak basıyordu kardeşim. Güzel. Öl, öl artık, öl. Bunu ben okçuyla şey yapar mıyım ya? Aynen, okçuyla alırım herhalde. Ya yine 5 defa vurdu değil mi? Güçsüz herif ya. Kalkan malkan atmayacağım. Vur abi vur. Hasarı yapıştır. 3 vurdu, güzel. Ya bu adamı gitgide daha az vurmaya başladı. Biz de çok vurmuyoruz gerçi ama. Şöyle ön. Ya keşke şunu vursaydım. Dur şununla şunu keseceğim artık. Oha 46 tekleyemedik sıçtık. Git artık ne olur git. Biraz level alıp leadership de kasmamız lazım ya. Çok az vuruyoruz. Öyle artık. Şu ikisi çok iyi vuruyor. Bunlar pek hasarda iyi değil de. Swordman'le Kölçkuyu. Bu da tek seferlik arkadaşlar, bir şey veriyormuş. Not visited. Tek seferlik intellect. Bilgi verdi. Intellect de arkadaşlar kısaca büyü kısmında daha fazla büyü almanızı sağlıyor. Mesela diyor ki 6 tane alabilirmişim maksimum. Bende 7 varmış. Aç gözleri diyor. Tabii sağdan soldan topladıklarımız birikiyor. Sadece satın alamıyoruz. Mesela bir yerde böyle epik bir büyü buldun, alamazsın. Gerçi ben hiçbir yerde epik bir büyü bulamadım. Bundan zaten bir tane alınabiliyor. Bu 200 leadership falan istiyor. Bizim toplam leadership'imiz az. Ölen 20 tane alabiliyorum. Güzel. Bir. Şeyim ölmemiş hiç ya. Swordman'im ölmemiş. Büyücüm de ölmemiş. İyi. İyi. Burada bu arada şöyle amblemler var. Yeşilse mesela buradan görev alabilirsin. İşte sarı ise görev var, bekliyor. Tabii pek çözdüm diyemem. Şu prenses. Prensese sarkalım mı? Game saved. Bu arada arkadaşlar ben ara ara save alacağım. Ben daha önceden save dedim de onda. Daha önceden oynadıklarım vardı. Bunları sileyim şimdi. Bayağı varmış yani. Ben bunlarla uğraşamam. Şimdi yeni bir save alabilir miyim? Bunları alıyorum. Neden? Bazı bölümlerde bilmediğim değerler oluyor. Gidiyorum, tamam mı? Bir şey görüyorum. Dalıyorum ona. Geberiyorum bu sefer. Ölünce oyun bitiyor. Save'e dönüyor. Save'i de erken almamışsam mesela. Ta kestiğim şeyleri bir daha kesmek zorunda kalıyorum. En son bakım burada kalmıştım ben. Onun üzerine mi kaybettim? Allah cezamı versin. Neyse benim böyle bir ordum vardı. Bunu oynamıştım. Onu da gösterirsin. Şuraya kaydetsin. En başa kaydedin. Tamam. Arada böyle kayıt alacağım ben. Şimdi level almak istiyorum. Level 2'ymişim. 264 leadership. Güzel. Şunu kesin. Biraz leadership kasıp bir çakallık da yapacağız. O horseman vardı ya, elit. Elit şöyle. Şurayı keselim. Şurada tek seferlik galiba atak mı veriyormuş? Oy çok hızlı geldi. Korkutma beni yani. Kalkanı buna atacağım ya. Bu çok hasar yiyor zaten. Defansı da az. Health'ı da az. Bir vurunca maşallah. Nirvana. Bless'i buna attık ama dur bakalım. 4-5 birim indiriyor. Güzel. Bununla yukarıyı keseyim. Büyücüyle falan uzak menzilli aşağıdakini hallederim. Ya bu bana vuracak değil mi yine? Bana vurma vurma. Kime vurdu? Oho bana vurma daha ya. Güzel. 56 kritik mi? Oy çok vurdun sen yahu. 49. Çok vuruyorsunuz. Bir hasar şey edelim. Hasar şey edelim. Şuna çalışayım çünkü bu benim bir şey uzak menzilli birimlerimi halledecek. Şuna vurabiliyor muyum? Şöyle bir vurayım bakayım. 13.
Şöyle geri gideceğim ki bana tekrar vurmasın. Ben vurayım sadece. 7 birim. Ben acaba arkaya gitsem mi? Büyülerden bir tek HP var ya. Daha öğrenemedik de o yüzden. Şuradan vurayım. Yavaş yavaş da arkaya doğru halleneyim ben biraz. 7 tane. Tamam, bunu öldürdü zaten Elindur. Daha fazla vurdu değil mi? Elindur, evet. Swordman'dan daha fazla. Tabii gerçi kutsal var mıydı? Vurma bana, vurma. Eşhedü. Bismillah. Tövbe estağfurullah ya. Ben bunu keseyim, hem önüm açılsın hem de bana vurmasın ha. Bak bana vurdu ya. Kalkan basmayacağım ya. Direkt atak. Seri seri atak yapalım. Evet, biraz da kendimden bahsedeyim. Daha önce çok fazla YouTube girişimim oldu. Ama işte bilgisayarsızlıktan, imkansızlıktan daha doğrusu öyle diyeyim. Çünkü internetim de mesela benim 1 megabit hızındaydı. Aslında 1 megabit hızında değildi yani. 8 megabit hızındaydı ama altyapı sorunu olduğu için bana 1 megabit, bazen 128 kilobit geliyordu. Yani artık 480 pikselde bile videoyu işte 1 saat bekliyordum, 3 dakikalık videoyu öyle izliyordum. Bir videoyu 7 günde yüklediğim oluyordu, düşünün. Bilgisayar o kadar kötüydü ki bir video çekiyorsam onun render mesela 4000 sürüyor. 4000 mesela çıkalıyordu, o render alacak diye. Neyse, o yüzden başladık bitirdik, başladık bitirdik, birçok imkansız. Bu ne veriyor? Leadership, 14 leadership de arttırdık. Bu arada bunlardan da topluyoruz. Onlar da bitki galiba. Onları kullanınca bize bitki item veriyor, şey veriyor, ünitesi veriyor. Tabii o ünite sahipsen. Değilsen vermiyor. Bu arada bu bir birim. Fark ettiğiniz üzere daha fazla alamadık. Çünkü bunun mesela 200 leadership istiyor ama canı da fazla. 200 mesela, bunun canı 26. O yüzden kolay kolay ölmüyor bu. Tabii öldürmemeniz lazım ki. Çünkü bu üniteden çok fazla yok mu? Tabii ben nerede olduğumu ezberledim de. Yine de bitebiliyor. O üniteler satın aldıkça bitiyor. Bittikçe ünitesiz kalıyorsun. Ya vurma bana, vurma. Bir tek bu kaldı galiba. 2-3 kilimizi de aldık. Tamam. Hala level alamadık ya. Çok az XP veriyor. Şundan da topluyoruz da bu ne işe yarıyor ya? Hiç hatırlamıyorum. Dur bakayım neymiş. Sağ tıklayınca drop info. Quest mi diyor? Tip. Resource container. Dragonfly. Ha, bunu kullanınca herhalde o Dragonfly ünitesinden elde edeceğiz. Ya da bilmiyorum yani. Quest. Bu görev. Bu da quest. Bu yüzden bu neymiş? Regal. Bunu koyabiliyorum. 20 leadership arttırdı. Çok da bir şey değilmiş. Evet, skill'lere bakalım, bitirelim videoyu. Burada arkadaşlar bizim genel olarak işte fiziksel özelliklerimizi arttıran şeyler var. Mind ise işlevsel şeyler. Mesela scouting bu şey demek. Bir üniteye, bir düşmana sağ tıkladığımızda özelliklerini görebiliyoruz. Yazıyor zaten tepki. İşte mesela diyor ki thirsty for knowledge, this is a prime level faster. Yani kısaca diyor ki savaşlardan %10 daha fazla XP alırsın. İşte bu ne diyor? 100 leadership alırmışsın fazladan ki çok önemli 100 leadership. Şu an mesela 298. Mesela bunu açabilirim. Düşünüyorum şu an. The Magic var. Burada da mesela çeşitli şeyler var. Diyor ki mana sınırın artı 10 artar. Aynı zamanda 2 tane işte super büyük kitabı yerin açılıyor. %30 daha fazla mana yenilersin diyor. Şey pardon, %30 harita üzerinde daha hızlı ilerlersin diyor. Bak bu çok önemli, bunu açalım. Yanlışlıkla 2 level mi yaptık? Ah ulan neyse. Sıkıntı yok, %60 oldu, uçarak gideriz artık. Mind kısmı. Şimdi benim için ne önemli biliyor musunuz? Siz de bunu yapın, şunu aç. Bunu açınca arkadaşlar, ulan bunu da yanlışlıkla 2 yaptım ya. Neyse, bunu açınca Swordsman'in arkadaşlar bir tane özellik kazanıyor. Şu anda bakın Talents var, gördünüz mü? Oraya bir özellik geldi. O açılıyor, onun kilidi açılıyor. O yüzden açın ama iki yapmayın salak gibi, benim gibi. Bu rage sınırını arttırıyormuş mesela. Alınan hasarı %10, şey pardon %10 daha fazla hasar. %10 hasarı azaltıyormuş lan. Less damage from physical reserve army. Aynen, hasarı azaltıyor. İşte daha fazla experience kazandırıyor falan da filandı. Bu neydi? Learning. %10 XP alalım ya.
Bu ne? Diyor ki su kralları büyüleri satarsan 130 daha fazla şey elde edersin. Price item, itemlerden de satışından 150 daha fazla gelir. Satacağımız zaman açarız o zaman. Şimdi bir kaçmayalım. Biriktiririz, toplu satarız. Onu fulleyince. Şu anlık zaten şeylerimiz de yok. Bu arada magic kısmı daha çok işte magic taşı alıyor. Magic, işte mind rune. Bir de mind rune var. Rune var pardon. Neyse işte böyle. Burada bir sandık vardı diye aklımda kaldı benim ama var mı acaba? Ünitelerimizi yenileyelim. Bu videoyu da burada sonlandıralım. Zaten bu arada experience açtık mı ya? Açmadık değil mi? Yok açmamışız. Şu çok önemli arkadaşlar. Bir sonraki bölümde şeyi yapalım. Şunu açalım. Çünkü artı 100 leadership verecek. Artı 100 leadership şu an için. Yani şu an bu durumdayken çok önemli bizim için. Çünkü fazladan tabii ki şey almak. Seriyi kesebileceğiz demek. Bu arada galiba şey ünite kaybetmemişiz. 22 tane kaybetmişiz. Nereye kaybetmemişiz? 3'te Swordman. Tamam. Burada bitirelim isterseniz. Bu arada yakınlaştırabiliyoruz. Saçlarımız da şekilmiş. Evet. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Buraya kadar ilk videomda artık amatörlüğümüz varsa kusura bakmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler. İyi oyunlar.